Doğruları arasına çizilebilecek en büyük karenin alanını soruyor. Bakalım bu doğrular paralel mi? Y'nin katsayıları aynı değil ama eksiyle çarparsam ne olur? 7'ye eksi 5x eksi 44 eşittir 0. Diğeri de 7'ye eksi 5x artı 30 eşittir 0. Evet, katsayıları aynıymış gibi duruyor. Şimdi bu iki doğrunun paralel olduğuna kanaat getirdik. Bu doğru 7'ye eksi 5x eksi 44 eşittir 0 doğrusu ve bu doğru da 7'ye eksi 5x artı 30 eşittir 0 doğrusu. Bu ikisinin arasına girebilecek en büyük karenin alanını soruyor. Karenin bir kenarıyla diğer kenarı birbirine aynısı olacağından iki doğru arasındaki mesafeyi bulalım. Katsayılar aynı olduğundan eksi 44'ten 30 çıkacak. Eksi 44'ten 30 çıkacak. Mutlak değer içinde bu böyle. Bölü karekök içinde x ve y'nin katsayılarının karesi. 7'nin karesiyle 5'in karesi. Çözelim bunu. Şurası artı bir ifade olacak. 74 bölü. 7'nin karesi 49. 5'in karesi 25. 14'ün 4'ü elde var. 1, 6, 74 olur. Kök 74. Karenin bir kenarı bu. 74 bölü kök 74. 74 bölü kök 74. Dolayısıyla en büyük karenin alanı soruyor. Bu iki kenarın çarpımı kadar olacak. Çarpımlarından ne gelir bize? 74 bölü kök 74 ile 74 bölü kök 74'ün çarpımı. Kök 74'ler 74'ü götürecek. Elimde bir tek 74 kalacak. Yandaki soruya bakalım. Doğrularına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Bir kere bunlar şuraya kadar aynı olduğundan paralel. Bu iki doğruya da eşit uzaklıkta başka bir doğru varmış. 5x eksi 7'ye artı 17 eşittir 0. 5x eksi 7'ye eksi 11 eşittir 0. Bu ikisine de eşit uzaklıkta olan bir doğru. Şu olsun mesela. Şuradan alalım. Bir paralel olacak bunlarda. Demek ki bu da buraya kadar aynı. Artı k eşittir 0. Şimdi 17'den eksi 11'e ne kadar düşmüş? Ya da eksi 11'den 17'ye ne kadar artmış? 28 arttığını görüyoruz. 28'i keş parçaya böldüğümüzde aslında 14, 14 arttığını aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı 14, 14 azaldığını görebiliyoruz. 17'yi 14 düşürürsem elimde 3 kalır. Dolayısıyla 5x eksi y eksi 7y artı 3 şeklinde bir denklem bulurum. Doğruların geçtiği sabit nokta hangisidir? Şimdi bu bir doğru demek ama belli değil. Şu x'leri bir dağıtalım. Kx artı 2x. 2k'yı eksi y artı 7 artı k eşittir 0. Şimdi k parantezini alıyorum. X şuradan k'yı kullandım. 2y ve şuradan da 1. Artı 2x eksi y artı 7 eşittir 0. İki ayrı denklem var elimde. İki tane doğru denklem. Bu tarz sorularda hep bunu yapıyorsunuz. X artı 2y eşittir eksi 1 ise 2x eksi y eşittir eksi 7. Üsttekini 2 ile genişletelim. 2x artı 4y eksi 2. Evet. 2x eksi y eşittir eksi 7. Toplayalım. Artı 3y eşittir eksi 9. Y'nin değeri buradan eksi 3. Y eksi 3 ise eksi 3 eksiyle çarpınca artı 3 karşıya gidecek. Ve karşıya eksi olarak gidecek. Eksi 10 olacak. 2x eşittir eksi 10'dan x'in değerini de yanlış işlem yapmıyorsam eksi 5 buluruz. Geçtiği sabit noktayı soruyor. X bileşeni eksi 5, y bileşeni eksi 3. Var mı böyle bir şık? Hata mı yaptık? Nerede? Ne yaptık? Bunu 2 ile genişlettik. Evet, taraf tarafa toplamışım ben. Çıkarmam gerekiyordu hocalar. Şöyle birazcık geri alalım. Evet, üsttekini 2 ile genişletiyorum yine. 4y eşittir eksi 2. Alttakini bir daha yazıyorum. Eksi 7. Şimdi yukarıdan aşağıya çıkarıyorum. 2x'den 2x çıktı 0. 4y'den 1y çıkarırsam 5y olur. 4y'den 1y çıkarıyorum. Eksiler artı oldu. Ve eksi 2'den eksi 7'yi çıkarıyorum. 5. Dolayısıyla y'nin değeri buradan 1 bulunur. Yani şu olamaz, şu olamaz. Bunlardan biri. Y 1 ise 2 olur. 2 karşı eksi diye gider. X buradan eksi 3 gelir. Dolayısıyla aradığım cevap C olur. X bileşeni eksi 3, Y bileşeni 1 olan bir nokta. Her ikisinin de köküdür ve her ikisini de sağlamak zorunda.
Noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Şimdi bu A'ya ve B'ye eşit uzaklıkta olan bir şu nokta olabilir. Şu şekilde düşünebilirim. Ya da şöyle olabilir. Şu da olabilir. Bu da ona eşit uzaklıkta. Evet, bu da onlara eşit uzaklıkta. Ya da şöyle de olabilirler. Şöyle bir nokta da olabilir. Şu da eşit uzaklıkta. Özetle şuradan bir doğru geçiyor. Burada bir sürü nokta var. Bu noktaların hepsi hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıkta. Biz tam dik olduğu noktayı düşünelim. A ile B'nin toplamının yarısı tam şu orta noktayı verecek. Şurayı bir bulalım. Eksi 9 ile eksi 3'ün toplamı eksi 12. Yarısı eksi 6. 1 ile 7'nin toplamı 8. Yarısı 4. Burayı bulduk. Buradan geçen bir doğru. Bakalım sağlayacak. X yerine eksi 6, Y yerine 4 yazınca toplam 4 olmuyor. Eksi 6, 4 yazınca eksi 2 oluyor. 2 olmuyor toplam. Eksi 2 oluyor. Ya olmuyor. Bir tek bunu sağlayan şık adına. Dolayısıyla işlemsiz böyle buluruz. Çünkü bu nokta bu doğrunun üzerinde. Dolayısıyla köktür. Kök denklemi ne yapar? Sağlar. Doğrularının kesim noktasını bulalım. Bu doğruları alt alta yazıp taraf tarafa toplama çıkarma işlemi yapacağız. Ve oradan geçen doğrunun denklemini istiyor. Şimdi çözülebilir bir soru olsaydı neyse. Ama bunu size ödev olarak bırakıyorum. Bunun çözümünü ben daha sonra ayrı bir videoda belki alırım. O da belki. Niye yapmıyorum bunu? Bunları alt alta yazıp taraf tarafa toplama çıkarma işlemi yaptıktan sonra x virgül y'yi bulacağız. X ve y'yi bulacağız. Sonra orijin 0'a 0. İki noktası bilinen doğrunun eğimini bulacağız. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden yerine yazıp işlem yapacağız. Dolayısıyla çok bir amele işi olduğu için ben yapmıyorum. Üzgünüm. Hocalık sıfatımı kullanıyorum burada ama sen gerçekten istiyorsan bunun cevabına bir bak istersen. 3x eksi 4 y artı 1 eşittir 0 doğrusunda 2 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. Şimdi bir doğru diğer doğruya paralel aralarındaki mesafe hiç değişmez. Israrla uzaklığın ne olduğunu söylüyor bana. 2 olduğunu söylüyor. Benim doğrum 3x eksi 4 y artı 1 eşittir 0. Şimdi 2 birim eşittir. Sabitler farkı bölü katsayılar içerisinde 3'ün x'in katsayısı ile y'nin katsayısının kareler toplamı karekök içinde. Payda 5. 5 kere 2'den 10 gelir. 10 eşittir sabitler farkı. Şimdi birincinin sabitini bilmiyorum. C1 eksi 1 diyoruz. Dolayısıyla bu C1 ne olabilir? 11 olabilir ya da eksi 9 olabilir. 11 ya da eksi 9. Bakalım. 11 ya da eksi 9. İşte bu. Edirne. Doğrularının açıortay denklemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu iki doğru paralel mi değil mi? Bir ona bakalım. Eğer bu iki doğru paralelse katsayıları aynı olur ama aynı değiller. Bunlar paralel değil. Çakışık zaten hiç değiller çünkü hiçbir şeyleri birbirine benzemiyor. Dolayısıyla bu iki doğru aralarında belli bir miktar açı yapıyorlar. Şöyle bu iki doğru böyle. Şu 4x eksi 2y artı 3 eşittir 0 doğrusu. Ve şu doğru 2y artı 4 tane y eksi 11 eşittir 0. İkisinin arasındaki açıortay doğrusu bu ve benden bunun denklemini istiyor. Denklemlerinden biri hangisidir diyor. Şimdi burada da yine üstteki soru gibi uzun işlem olduğu için yapmıyorum. Daha doğrusu meraklısına bırakıyorum. Bu alfa ise bu da alfa. Bunun eğimi bulunur. Bunun eğimi bilinmiyor. Bunun eğimi bulunur. Tan alfa tan alfaya eşittir. Tan alfa tan alfaya eşittir. Şimdi buradaki tan alfa formülü m1 eksi m2 bölü 1 artı yazalım. m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 eşit. Diğerinin tan alfa formülü m2 eksi m3 bölü 1 artı m2 çarpı m3. Özetle birincinin eğimi y yalnız bırakılırsa x'in katsayısıydı. Yani eksi a bölü b'den birincinin eğimi 2. 2 eksi m2'ye direkt m diyorum. 1 artı 2m. Şu m3'ü bulalım. Y yalnız bırak x'in katsayısı eksi 1 bölü 2. Yani m eksi eksi 1 bölü 2. 1 artı m çarpı eksi 1 bölü 2. Şu amele işini yapıp m'i bulacağız. M'i bulduk. Getirdik burada m. Eğim belli. Kesim noktası da şu iki denklemin ara kesiminden bulunur. Alt alta yazılır. Taraf tarafa toplanır, çıkarılır, işlem yapılır. Sonrasında eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi çözülür. Dolayısıyla ben bunu yine sana bırakıyorum. Pas geçtim. Bu bölümde iki soruyu pas geçiyorum. Çünkü uzun. Çözmek istemiyorum. Geldim 56'ya. Doğrularına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi soruyor. Önce bunlar paralel mi değil mi bir bakalım. Yerlerin katsayıları aynı değil. Bunlar paralel değil.
Bunlar çakışık da değil. Bunlar yine az önce çizdiğim şekil gibi bir şey. Evet, böyle. Bu 2x eksi 6y artı 7 eşittir 0. Bu 3x artı y eksi 1 eşittir 0. Bu iki doğruya da eşit uzaklıkta olan şöyle bir doğru olabilir. Bu açıortay doğrusu. Az önceki sorunun mantığı aynı. Alt alta yaz. Taraf tarafa topla, çıkar, çarp, böl. Her ne yapıyorsan yap. Kesim noktasını bul. Sonra eğim 1, eğim 2, eğim 3. Soldaki muhabbetten eğimi bul. Ve eğimi ve bir noktası birinden doğru denkleminden bu denklemi bul. Tabi bunlar müfredattan kaldırıldı diye biliyorum ben ama bazen böyle sorular da geliyor ama işlemi uzun yapacak bir şeyimiz yok. Kolay gelsin.